Hızlı yükseliş beklenen 3 altcoin üzerine konuşacağız ve genel olarak bunları değerlendireceğiz. Bakın burada birbirinden farklı kripto paralar var. Comp, OP, Matic, XRP tarzında altcoinler. Ancak ben burada biraz daha şey yapmak istiyorum. Şöyle girip şurada altını çize çize tek tek altcoinlerden bahsetmek istiyorum. Bir kere orta uzun vadeden ziyade biraz daha spesifik sebeplerden dolayı kısa süre içerisinde diğer altcoin'lere göre daha yüksek fiyatlamalar yapabilecek kripto paralardan söz etmeyi umuyorum. Bitcoin ve Ether'de bakın şu anda dikkat edin. BTC tarafının zaten 2023 yılında bileti var. Hani 50-60 bin lira kadar yıl sonundaki kapanışa zaten yolu var. Sonrası malum ATH sonrasında yeni yatırımcı ile birlikte egalasyon patlaması. O yüzden ve bunu en iyi fiyatlayacak olan bir Ether var. Bunun altını çizmek lazım. Benim bu haftanın içerisinde hatta önümüzdeki birkaç günde beklediğim şahsi beklentimdir, kesin değildir. Ama SEC incelemeye başladı. BlackRock ve diğer ETF başvurularının onaylanması haberinin yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu şartlar altında da piyasada sert bir açılım gerçekleşebilir. Şimdiden söyleyeyim. XRP zaten Ripple davayı kazandı. Sonrasındaki gerçekleşen bu çok sert patlamadan sonra çok daha değerli olan bir şey karşımıza çıktı verisel olarak. Coin 70 centlerin üzeri yani zaten iki katın üstünde katladı. Sonra iki kata yakın fiyatlar da akümülatif kaldı. Yani o fiyatlar da kalmayı başardı. Bu çok daha değerli bir şey. Bu da ilerleyen vakitlerde ne kadar yukarı meyilli olduğunun altını çizmiş oldu. O yüzden her zaman söylüyorum XRP ciddi değerlenebilecek bir mücevherdir. Sol üzerine konuştuğumuz zaman bakın sol için de kısa süre içerisinde ciddi yükselişler bekliyorum. Zaten birkaç hafta geçtiğimiz 2-3 haftalık zaman dilimi içinde 3x yapmış bir coin'dir sol neredeyse. 30 dolarlara kadar 12 dolarlardan 32-33 dolarlara kadar fiyat yükselişi gerçekleştirmiştir. İlerleyen haftalarda hele ki piyasadaki pozitif açılımlarla sol şu an bu pozitifliği en iyi fiyatlayacak altcoin'ler arasında. Hem spekülatif bakımdan cüzdan yapıları sol şu an çok güçlü. Bunu unutmayın. Haftalar öncesinde de söyledim bunu. Ada aynı şekilde sol için yaptığım yorumların tamamı ADA hatta tamamı MATIC'i de kapsar burada. Poligon'un ekstrem de bir durumu vardır altını çizeyim. 2.0 ve MATIC'in markalaşması, isim değiştirmesi süreci POL tamam mı? Coin ortalama bir geri çekilme yapabilir şu an ki muhtemelen yapacak. 68'lere doğru haftalar içinde bir geri çekilme ardından çok sert bir 1 dolar yükselişi bekliyorum. Dikkat etmek lazım. Dogecoin radikal bir kripto paradır. Patlamaları sert olur. Dogecoin'i alan kişi alıp serbest bir şekilde sadece oturup izlemesi gerekmektedir. İyidir Dogecoin'de. Yine yakın zamanda neler olabilir? Evet, Litecoin, bakın LTC. Zaten güçlü bir trend belirliyor. Gün içerisinde de konuştuk. 90 centlere kendi rutin geri çekilmelerini yapabilir. Buralardan bir kademeli alım fırsatı verecektir. En minimal çöküşler 83 dolarlara eğer 90'lar kırılırsa gelebilir. Buradan gelecek bir sıçrayış en az %25 bir yükselişle günler içinde LTC'ye göre ne yapabilir? Ortalama 125-130 dolarlara tekabül edebilir. DOT da çok iyidir. AVAX da fiyatlama konusunda soldan sonra en iyi fiyatlayabilecekler arasındadır. Dikkat şu an portföylere çok yakışır. Bitcoin Cash tıpkı XRP ya da Litecoin gibi hatta bunlardan daha da ileri bir şekilde yukarı fiyatlamalara çok müsait bir kripto paradır bakınız. İlerleyen haftalarda ve aylarda rahat rahat 1000 dolar seviyelerini aşabilmesini beklediğim bir kripto para birimidir. O yüzden dikkat etmek lazım. BCH çok iyidir. Zaten sürekli söylüyorum BCH'ye gelecek müjdenin nereden geleceğini tam kestiremezsiniz. Nereden gelir? Bir ülke Bitcoin'i kabul eder, Cash'i de kabul eder. Yeni bir borsa çıkar, bakınız ADX. Bitcoin'i piyasalarda bir takım kripto paraları kabul eder, Cash'i de kabul eder. Durum bu. Shibcoin yani Shiba, bakın Shibcoin'de
Normalde şu anki sürecin muhakkak ki en iyisi olabilecek bir altcoin değil. Ama şu an açık bir şey görüyoruz. Balinalar korkunç topluyor coin'i. Tabii ki bu boş yere gelmiş bir durum da değil. Neden bu gerçekleşiyor? Çünkü Shibarium geliyor. Sağlam bir sezon bekleniyor. Shibarium'un gelmesiyle birlikte çok büyük bir olay yaşanacak. Dolayısıyla toplanıyor. Bu şartlar altında da haftalar içerisinde 97'lere doğru Shib'in tırmanmasını beklediğimi de kesinlikle ifade edebilirim. Başka neler var bakalım. XLM tabii ki. Söz etmesek olmaz. XLM de son rally'den sonra hemen şöyle çok kısa göstereyim. Tabii XRP kadar değil. Bakın XRP kadar değil. Patlamasını verdi. Korkunç derecede yükseldi. Fakat devamında geri çekilme yaptı. Bu da haberin üzerindeki kalıcılığın XRP'ye göre daha düşük olduğunu zaten gözler önüne seriyor. Ki zaten bu normaldir. Yani normal olan da budur. Hiç değilse XLM için. Mevcut şartlardan kademeli alım yapılabileceğini düşünüyorum. Eğer bu seviyeler kırılırsa en minimalde ortalama 11 sentlere doğru bir geri çekilme yapabilir. Bu seviyeler gayet iyi diyebileceğimiz bir alım fırsatını yatırımcıya sunacaktır. Ama bu seviyelerden de sağlam bir kalkış yapar. Neredeydik ya? Ha, şurada. Peki. Devam edelim. Başka ne var ne yok? Şöyle aşağı doğru bakıyorum ki iyice yakın zaman içerisinde böyle iyi hareketler yapabilecekleri yakalayabilelim. Başka neler olabilir? Bak, Optimism, OP. Base yakında açılacak. Base dediğimiz nedir? Coinbase'in kendi atı. Binance'da da var yani. İşlem yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Base açılıyor yakında. Coinbase'in kendi ağı ve Optimism katmanını kullanacak. Zaten Optimism şeyle Coinbase'le yakın ilişkili ortaklık kurmuş bir borsadır. O yüzden dikkat etmek lazım. Ben OP tarafında da ciddi yükselişler, sıkı katlama oranları bekliyorum. Pip, bakın aynen öyle. Pip de bunların içerisindedir. Pip de kısa süre içerisinde ciddi yükselişler yaşatabilme potansiyeli fazla olan bir kripto para birimidir. Bunun bir tek sebebi vardır. Coin başlı başına bir makinadır, tamam mı? Gerçekten çok sağlam bir coin'dir. Bu niye bug'a girdi onu da anlamadım ama ha. O yüzden evet, Pip de toplanabilir ve iyidir yani coin. Haricinde bakalım şöyle başka ne var ne yok diye. Lunge, evet Lunge radikal bir coin'dir. Lunge içinde beklentiler, risk ödül paritesi yüksektir. Yakında verilecek haberler doğrultusunda fiyat katlayabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.